Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve cealli veziran min ehli Harun'a ahi üştüdü bihi ezri ve eşrekhu fi emri. Kay nusabbihake kethira ve nezkurake kethira. İnneke kunte bina basira ve sallillahumma ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhakemattan giriş kısmını okuyor idik. Soru ve cevap, sual ve cevap şeklinde tansim edilen bu eserde sanki canlı konuşma yapıyormuş gibi görünüyor kanaatim. Eski tecrübe, of course, mutlaka onu da zihnimde bulunduruyorum. Tamamen hayal ve tasavvur üzerine yazmıyor. Önceki tecrübelerinin birikintileriyle birlikte yazıyor diye anlıyorum. Peki, bu müstebitlerin iki tip olduğunu daha önce söylemişti. Birinci tip, artık müstebit demeyelim de ona birinci kısım, burada ikinci kısım nasıldır diyecek. İkinci kısım insanlar, yani şeyhlerden, muallimlerden, ulemadan, halka yardımcı olan insanlardan. Birinci kısım müstebit kısmıydı. İkinci kısım onlar halkın omuzuna binerek kendilerini yükseltirler ve başarıları kendilerine mal ederler. Başarısızlıkları da halka, orduya mal ederler idi. Şimdi ikinci kısım nasıldır? Sorusuyla karşılaşıyor. Cevabı, yani işte bu hiç kimse yönetici olmayacak değil. Hiç kimse alim olmayacak değil, kimse kimseyi öğretmeye çalışmayacak değil, bir şeyler öğretmeye çalışmayacak değil, eğitim müesseseleri olmayacak değil. Çünkü bunlar kötüye kullanılabiliyor diye, istismar edilebiliyor diye anlaşılmasın, herhalde bunun açıklamasını yapacak. Şimdi ikinci kısım için cevap, bir büyük adam, hakka istinad ile aklı, özür dilerim, bağlantı koptu, ne zaman koptuğunun farkında değilim, onun için cevabı baştan okuyorum. Bir büyük adam hakka istinad ile aklı istimal edip muhabbetle milletini kendisine rapt eder. Zir dostanının omuzları üstüne çıkmaz. Yani halkın aşağı tabaka dostlarının omuzları üzerine çıkmaz. Yani öğretmen örneğinde verecek olursa öğrencilerin omuzları üstünde yükselmeye çalışmaz. Şeyh örneğini verecek olursak, müritlerin müstebitlerin, halkın omuzların üzerinde yükselmeye çalıştıkları gibi değil, tam tersi onlara yardımcı olmaya çalışır. Her neyse. Yani örnekleri siz devam ettirebilirsiniz. Altına girer, yükseltir. Şevklerini uyandırır, bir iyilik olursa
bir iyilik olursa manen millete tevzi eder. Yani sizin muvaffakiyetinizdir diye iyiliğin ispat dairesinde kaynağını insanlara, alt tabaka insanlara veya müritlerine, öğrencilerine, nasıl yönettiği kimselere, eğer gerçek halife olsa yönettiği kimselere tevzi eder. Ordu komutanıysa askerlere dağıtır, sizin sayenizde muvaffak olduk diye. İspat dairesinde konuşuyorum, Allah muvaffak etti şeklinde, gerçek yaratıcı açısından değil, ispat dairesindeki ilişkiler açısından konuşuyorum. Herkese bir parça namus düşmekte şevki artırır. Yani herkese bir parça o işte kendisine düşen payı, namusu böyle anlıyorum ben, yapılan işte kendisine biçen payı tanımak suretiyle, kabul etmek suretiyle şevki artırır. Yani sen de şu parçayı da senin sayende kazandık der. Hak yerini bulmak için milletin ziya-ı marifete karşı tutar, milletini ziya-ı marifete karşı tutar, marifet ışığına karşı tutar. Yani mesele ne ile uğraşılıyorsa, ne yapılıyorsa, şimdilerde ona ne diyorlar? Kelimeyi hatırlamaya çalışıyorum. Arkasını gösteren, transparent, şeffaf, şeffaf yönetimi, şeffaf. Artık idareciliği, şeyhlik neyse, gereği neyse, bir toplumun liderliğini yapmak neyi gerektiriyorsa, bunun lider demek mutlaka politika lideri demek değil. Yönetici de olabilir, öğretmen de olabilir, muallim de olabilir, şeyh de olabilir veya bir toplumun dertleriyle, ihtiyaçlarıyla uğraşabilecek kapasitedeki bir insanın onlara yardımcı olma babında önderliğini de yapıyor olabilir. Onun için burada mutlaka kötü örneğiyle, müstebit örneğiyle anlamayacağız konuyu. Kim ne ile başkalarına yardımcı oluyor ya da onların önünde gidiyorsa başarılarda beraberinde getirdiği, ordu komutanı ise askerin, yönetici ise halkın, öğretmen ise öğrencilerin başarıdaki payını kabul eder. Böylece onları teşvik eder. Hak yerini bulmak için milletini ziya-i marifete karşı tutar. Hakkın nerede gerçekleştiğini gösterebilmek için saydam, her şeyi açık bir şekilde ortaya koyar. Gizli gizemli bir şeyler yapmak suretiyle kendine, kendi istediği şekilde yorumlama, olayları kendi perspektifinden, kendi arzu ettiği şekilden yorumlamak için bahaneler, kapalı gizli işler yapmaz. Yani yapılanların gerçek mahiyetini açıkça ortaya koy. Ben ziya-i marifete karşı tutar. Bu bağlamda böyle anlıyorum. Yani şu konuştuğumuz konu bağlamında, efendim marifet marifetullah'tır falan şeklinde doğru mu, ama şu bağlamda ziya-i marifete karşı tutarı hiçbir şey gizli bırakmaz, açıkça gösterir ta ki hak olduğu gibi görünsün. Çünkü insanlar eğer ne olup bitiyor bilmezlerse, tabii bu işin ne olup bittiğini bilen, elinde bulunduran kimse sonunda
kendi arzu ettiği şekilde yorum yapmasına imkan verir. Ama başından sonuna kadar her şey açık ise, saydam ise, yani arkasını gösteriyor, hiçbir olay gizli kapaklı bir şekilde yapılmıyor ise, hani derler ya, kapalı kapılar arkasında kararlar alınmıyorsa, halkın hakkını vermek için imkan doğar. Çünkü halk bilir ne olup bittiğini başından sonuna kadar. Gonca misal olan o milletin hissiyatına zülal-i muhabbet ve aklı gönderir. Neşvi nema verirse. Eğer burada bir küçük bir harf hatası var, onu düzeltmeye çalışıyorum. Neşvi nema verir ise diye okuyayım şimdilik. Seyyidül kavmi hadimuhum hadisi şerifte meşrutiyetli reise misal müşahhas olur. Yani seyyidül kavmi hadimuhum, bunu çok duymuşsunuzdur. Bir halkın seyyidi, efendisi o halka hizmet edendir. Yoksa o halkın başında ağalık, kodomanlık, liderlik taslayan değildir. Hizmet edendir. Hizmette ön planda olandır. Evet, şimdi burada Gonca misal olan milletin hissiyatına, Gonca misal yani çok güzel olan, öyle söyleyelim, gül gibi olan milletin duygularına zülal-i muhabbet ve aklı gönderir. Tatlı muhabbet ve muhakeme aklı, muhakeme aleti olan aklı gönderir. Ta ki onların muhakeme etmelerine, meseleleri kendi düzeylerinde, alt tabakaların, yönetilenlerin meseleyi kendi düzeyinde, kendi kapasitesinde anlamasına imkan sağlar muhataplarının. Yoksa şimdi moda olduğu gibi teknik kelimeler, insanların bilmediği kaynaklara referanslar vermek suretiyle muhatabın bizzat kendisinin meseleyi anlamasına değil de eseri yazan, kitabı yazan, makaleyi yazan kimse kendisinin ilmi otoritesine değer veriyor ve onu ön plana çıkarıyor demektir. Yani okuyucuların bilmedikleri kaynaklara referans vererek, mesela bir kitabı alırsınız, arkasında 10 sayfa bibliografya bulursunuz. Yani o kitabı yazmak için bu adamın 10 sayfadaki ismini verdiği kitapları, isimlerinin, o isimlerini bahsettiği kitapları, kaynakları hepsini okusa, yani mübalağa olmasın ama o kitabı yazmak için hiç zamanı falan kalmaz. Yani orada bir kelimeye, bir terime o kitapta müracaat etmiş, hemen onu bibliografya yazar. Niye? Okuyucuyu ezmek için. Ta ki bana itimat et, bana güven demek için. Yani kitabın yazarı istibdat uyguluyor. Neyin istibdadını uyguluyor? Bilgiçlik taslamak suretiyle bilginin istibdadını uyguluyor. İnsanlar mesela şimdi moda olduğu için YouTube'da, televizyonda böyle bazı meseleler, herkes değil, bazıları teknik kelimelerin içine boğmak suretiyle manası açıklanmamış, insanların bilmediği kelimeleri beyinlere işlemek suretiyle insanlara, ya bu işin uzmanları böyle diyorlar dedirtmek suretiyle, o kelimelerin arkasına sığınarak, teknik terimlerin arkasına sığınarak
kendilerine otorite temin edip o otoriteyi istibdat vesilesi olarak kullanabilir insanlar. Bu bilim dalında çok yapılan, çokça teşebbüs edilen bir yoldur. Zaten siz böyle bir tavır sergilemezseniz, şimdiki moda olan bilimcilikte ya da fen dalında moda olan dalda. Şimdi öyle, eskiden öyle miydi? Değil. Bundan sonra ne olacak bilmiyoruz. İnsanlar mütevazileşebilirler. Teknik terimlerin arkasına sığınmak suretiyle muhatapları ezerek kendisinin yapmış olduğu yorumu, o bir olayın tahlili sırasında kendisinin yapmış olduğu yorumu araya sıkıştırıp sanki hepsi onun tabiriyle bilimsel gerçeklermiş gibi prezente eder, takdim eder. Yani şimdi çok kullanılmıyor ya, scientific fact diyorlar buralarda. Herhalde bilimsel gerçek bunlar diye. Halbuki her onların, yani bu şekilde konuşan insanların, iyi dikkat edin, arkasına sığındıkları terimlerin içerisinde şahsi, kişisel, hiç de bilimsel, gerçek olmayan ifadeler vardır. Bunlardan en çok kullanılanı tabii tabiatta, eşyanın tabiatında, doğasında var derler. Nereden biliyorsun? Gösterebilir misin? Hayır. Ya neyi gösterir orada? O laboratuvarda incelediği ya da fiziki olarak önümüze koyduğu meselenin neyse, hangi konuyu işliyorsa, onun nasıl yapıldığını sergilediği halde o şeyin bizzat kendisinin yapıcı olduğunu söyleyerek takdim eder. Tabii olarak böyledir. Sonuç böyle olur. Bunu etkiler, bu ifadeler var. Nasıl etkiler? Mesela A, B'yi etkiledi dediğinizde A'nın B'yi etkileme gücünü mü gördünüz? Yoksa A, B ile sanki o etkiliyormuş gibi mi var ediliyor? Bu ayrımı bilimsel takdim yapanlar bu ayrımı muhataplarının önüne açmazlar. Burayı kapalı bırakırlar. Çünkü burada şahsi yorum vardır ve tamamen bu konuyu takdim eden kişinin şahsi kanaatidir. Artık iyidir, kötüdür, ayrı konu. Şahsi kanaatidir. O, ben ispat ettim laboratuvar veya bilimsel ölçüleri kullanmak suretiyle dediklerinin arkasına sığınır, o laboratuvar sonuçlarının arkasına sığınır, yorumunu bize, muhataplarını ezmek suretiyle, istibdat altına almak suretiyle ezerek yorumunu, yani argo tabiriyle muhataplarına yutturur. Bunu scientific alanda, bilimsel fen bilimlerinin insanlara takdim edilmesi alanında, sosyal bilimlerin takdim edilmesi alanında da aynı. Efendim, biz işte şöyle istatistikler yaptık, şunları kaydettik falan dedikleri açıklamaların arkasında da kendilerine ait, yani tabiri burada hemen söyleyip geçeceğim çünkü siz bunu biliyorsunuz, konumuz o değil. Sebebin sonuçları yaratıyor olduğunu ima eden ifadelerle konuları takdim ederler. Halbuki sebebin sonuçların varlık nedeni olduğuna dair hiçbir delil yoktur. Gösteremezler. Çünkü sebeplerde, sonuçlarda her iki tarafta eşit düzeyde kainattaki mevcut düzene tabi olmak zorunda olan
varlıklardır. Hiçbir iradeleri yok. Kimse de gösteremez. Yok ki göstersin. Yani bak, bu şeyin iradesi var, onu bu yaptı, böyle tercih etti diyemezsiniz. Kendine ait bir gücü yok. E kainatta hiçbir varlık ben kainattaki mevcut olan düzenin dışına çıkarak bir tercih yapacağım diyecek özelliğe sahip değildir. Onun için sen nasıl bunu, bu şeyi, neyse o şey, diğer bir başka şeyin varlığında etken neden olduğunu söyleyen ifade kullanıyorsun. Bu bunu yapar diye. Çok basit bir örneğiyle, güneş ışık saçar diye. Güneş ışık saçmak için bir iradesi olması lazım, tercih yapıyor olması lazım. Göster bana güneşin bir iradesi olduğunu. Güneş ne kadar insanlar tahlil edebiliyorlarsa, milyarlarca yıl mı geriye gidiyorlar, her neyse, istedikleri kadar analiz yapsınlar, güneş kendisine verilmiş olan kuralların dışında hiçbir zaman hiçbir şekilde hareket etme özelliğine sahip olmamış ve etmemiştir. Neye? Kendisine verilen kuralların tabiri caizse memurudur, kuludur, tabisidir. O şekilde yaratıldığı için o şekildedir. O şekilde var olduğu için. Kendine ait bir özelliği kesinlikle olamaz. Ne gücü var, ne ilmi var, ne iradesi var. Bir parçacıklardan oluşmuş, yapılmış bir mahluk, varlık. Kendine varlık verilmiş, bu şekilde görev yapacaksın denilmiş. Nasıl olur da güneş ışık saçar ifadesi? Günlük dilimizdeki kullandıklarımızla karıştırmayalım. Bir scientific, bilimsel gerçek olarak kullanılan bu ifade, sanki güneşin kendi yapıyormuş der ve arkasından da yaratıcıyı falan, Allah mallah, nereden çıkarıyorsunuz? İşte evrendeki olan olaylar bize açıkça evrenin çalışma tarzını gösteriyor ve bu çalışma tarzının içinde de evrenin kendi malzemelerinin kendilerini ayarladıklarını, organize ettiklerini, düzene soktuklarını ima ederler. Şimdi kainatta, evrende bir nizam var ama o nizama tabi olmayan bir tek parçacık gösteremezsiniz, atom gösteremez kimse. Herkes o nizam dahilinde. O nizama tabi olan, sanki tabir caizse tekrar söyleyeyim, nizamın kullarıdırlar. Onun dışına çıkamazlar. Ve bir çıkma özellikleri de yoktur zaten. Evet, bu istibdat tarzı özellikle zamanımızda çok uygulamaya konulan bir istibdat, gizli bir istibdat tarzıdır. Otoritenin herhangi bir bilim dalında otorite sahibi olmanın, yani daha fazla bilgiye sahip olmanın, tecrübe sahibi olmanın, o konunun ihtisasını yapmış olmanın, mütehassısı olmanın verdiği yetkiyle, makam ile İstibdad edip, buradaki söylenilen tarif kelimeye göre ziya-i marifete engel olacak bir şekilde dil kullanmak suretiyle insanları kendilerine ram ederler. Yani tabi kılarlar. İnsanlar bunu farkına varmadan yutarlar. Bunun politik alanda tezahürleri var. İşte medyaya bakarsanız hep neyi gösterir medya mesela? Neyi gösterir? Hep kötü olayları gösterir. Hırsızlıklar, yangınlar, sel felaketleri,
öldürmeler, hastalıklar bunları gündeme getirir. Neden? Göz boyamaca, istibdat. Neden? Çünkü polise muhtaçsın, askeri güce muhtaçsın, düşmanların var, seni savunmaları lazım, hastane sistemine muhtaçsın, yani muhtaç değilsin demiyorum, onu biz kuruyoruz ha, biz olmasak böyle bir şey yapamazdınız siz zaten diye, belli bir otoriteyi insanların beynine empoze edip onları kendisine ram etmek için, kendisine tabi kılmak için hep eksiklikleri gündeme getirir. Hep felaket olursa sigortasız yapamazsın. Nasıl o felakette evin yıkılırsa evini tekrar yapacaksın? Nerede o para? İnsanlara bunu empoze eder. Ama sigorta sistemi seni kurtarır. Gelir yardım eder de. Efendim mesela birisi evine gelse, bassa, yıksa, evini elinden alsa seni kim kurtaracak? Ama polis gelir seni kurtarır der. Ve ondan sonra bu ne demektir? Dikkat edin. Benim otoritemi kabul edip, beni destekleyip bana artık %10 vergi hak ise %40 vergi vereceksin der. O 10'la 40 arasındaki farkı yutturur. Yani masraf karşılamak yerine belli bir gücü besler biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Genellikle dünya standartında ülkelerin bütçelerinin %40'ı askeriye gider. Askeri silah almaya gider. Neden? Bunların hepsi otorite temininde senin paranla seni ezer. Ama bunun adına düşman var der, düşman var. E peki düşmanlığı ortadan kaldırmak için eğitim yapmak yerine o düşmana karşı daha kuvvetli olmak için dünyada cari olan bir politika bu. Ve böylece bir toplumun ileri gelenleri, o politik güce sahip olanları kendi istedikleri şekilde o toplumu yönetip kendilerine mal edip toplumun sırtından geçinmeyi temin ederler. Yani cahil bırakacak, bilgisiz bırakacak vesaire. Şimdi bu bana neşvi marifete karşı aklı ve muhabbeti kullanarak neşvi marifete karşı o aklı ve muhabbeti marifet yayılmasına, yani bilgilendirmeyi, gerçeği öğretmeyi tercih etmek suretiyle insanların hakikati bizzat kendileri görmelerini isterler. Görmelerini ister. Kim bu adam? Haklı önderler. Hakka dayanan önderler. Onun başına geleceğim cümlenin başında hakka istinad ile, aklı istimal ile edip muhabbetle milletini kendisine rabdeder cümlesi temel cümleydi. Onu paragrafı bitirelim de oraya ondan sonra dönelim diye düşündüm. Onun için evet. Onun için orayı bilerek elhamdülillah farkındaydım, atladım. Şimdi nereye geldik? Biraz konuyu pratiğe indirdiğim için yani, pratiğe indirdim ama ilgisiz bir konu değil. Şimdiki devirde kimse eline sultan gibi bir kanun bir kafasından ne eserse iyi ya da doğru her neyse hadi bunu ilan edin insanlar böyle yapsın diyen çok az yok. Bazı yerlerde kral kraliçe var ama onların hep meşrutiyet denilen o yönetim biçimi dahilinde parlamentoları var, meclisleri var, halkın dediklerini dinlerler. Biraz sembolik gibi kalırlar orada.
Gerçi yönetime şekil verme, yön verme bakımından belli bir pozisyonu tutarlar ama eskisi gibi kral yok da yalnız bu özellikle Müslüman toplumlarda daha çok eskiden çok yakın zamana kadar diktatörlükler vardı. Diktatörler de aynı şeyi yaparlar idi. Eski kralların yaptıklarını yaparlar idi. Onlar şimdi yavaş yavaş siliniyor. Çünkü halk artık bunların iyice farkına vardı ve onlara güvenini yitirdi. Onu şu veya bu şekilde sokağa çıkarıp falan ilan etmek suretiyle, göstermek suretiyle rahatsızlıklarını ifade edebiliyorlar. Yerine göre de fiili tepkide bulunabiliyorlar. O bugünkü dünya eğilimi. Dünya böyle bir taraftan diğer tarafa doğru medeniyetler kayar. İşte o da bunun örneği. Evet, nerede kaldık? Efendim. Evet, hadisin verdiği, öyle diyelim, oraya gelelim. Hadisin verdiği, gösterdiği rehberlik altında Seyyidül Kavmi Hademuhum, hizmet eden o toplumun efendisidir. Hizmet etmez de onları kendine hizmet ettiriyorsa müstebittir. Evet. Bu hadis-i şerifte meşrutiyetli reise misali müşahhas olur. Yani işte meşrutiyeti uyguladı ya, biz onu hürriyet diyeceğiz. Hürriyetli reise müşahhas bir örnek olur. Eğer buradaki söylediklerini aynen uygularsa, o söylediklerini özet olarak geleceğim, döneceğim. Onun aslı nedir? Bir, büyük adam olmanın şartlarını koydu burada. Bugünkü okuduğumuz sorunun cevabının başındaki cümleye geliyorum. Bir büyük adam, yani büyük adam aslında şöyle olur. Nedir bu? Hakka istinad eder. Kendi perspektifinden olayları yorumlamak yerine hak olan nedir der, o hakka dayanarak hareket eder. Ama hakkı kendi kafasına göre yorumluyor da olabilir. Bunlar detay. Yani genel olarak teoride bir kişi hakka istinad etmeyi kendine prensip edinmelidir. O zaman hakka istinad eden bir lider olur, hangi konuda olursa olsun. O da büyüklük işte budur. Hakikaten bu insana gerçekten büyük insan diyebilirsin. Yani insan olmaya değer bir pozisyonda diyebilirsin. Ve bu kişiden beklenilen ikinci özellik, aklı istimal eder. Şimdi burada çatışma var. Gerçi muhakemat sohbetlerimizden bulunarak buraya kadar gelmiş olan arkadaşlar bunu çok iyi anlarlar ama çok üzerinde duruldu çünkü o sohbetlerde. Aklı istimal etmek, kullanmak ne demek? Yahu bizim elimizde şeriat var, Kur'an var, peygamber örneği var. Ne yapıyorsun sen? Akıl yani batılıların işi. Yani vahiy dinlemeyen medeniyetlerin önderi, bizim içimizde ne işi var diyebilir bir insan. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, aklı istimal etmek demek benim anladığım, siz başka bir şekilde anlıyorsanız lütfen müdahale edin, söyleyin. Muhataplarının bizzat kendilerinin, yani bu insan yöneticiyse halk, öğretmense öğrenci, bizzat kendilerinin anlayacakları düzeyde konuyu takdim edip, o insanların kendilerinin anlayıp tasdik edecekleri bir yöntem ile, metot ile muhatap olur. Efendim, akla istinad etmeden
özellikle dini kaynakları kullanmak suretiyle insanları empoze altına almak, daha doğru tabiriyle tahakküm altına almak sahtekarlıktır. Bu çok önemli ve tehlikeli bir cümle. Ya adam ayetle geliyor, hadisle geliyor, buna nasıl sahtekar dersin? Bunu iyi anlamak isterseniz hemen sahabe döneminin sonuna doğru ve tabi döneminin başlangıcında tabiunun yani sahabeden sonraki gelen neslin çoğunlukta olduğu dönemde ortaya çıkan haricilik hareketine iyi dikkat edin. Şimdi o haricilik hareketi ne diyorlar? Literalizm olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar pratikte çok önemli unsurlardır. Eğer bir kimse efendim bu hoca ya maşallah ne mübarek hoca hep ayetle hadisle konuşuyor denildiğinde o hoca müstebit demektir. Ayet ve hadisi kalkan yaparak yani fazla eğitim görmemiş manasında cahil diyeceğim veya öğrenci durumunda olan halkı otoritesi altında eziyor. Ya şimdi biz ayet hadis söylemeyecek miyiz? Bir, ayet ve hadis nakli senin bir, naklettiğin ayet ve hadisi hangi bağlama koyduysan o bağlama göre değerlendirdiğin özel kendine ait yorumunu içerir. Onu gizliyorsun. Bu bir. İkincisi hangi konunun ana temelini teşkil ediyor diye gösterdiğin ayetin ya da hadisin o konunun ana temelini teşkil eden kaynak olduğunu sen yorumluyorsun. Bunlar hep haricilik geleneğinin miraslarıdır. Ama insanlar onlardan mı etkilendi? Hayır, insanın böyle bir zafiyeti var. Her dönemde hariciler vardır. Dikkat etmek lazım. Ayet böyle söylüyor kardeşim, sen kim oluyorsun diyen kimse haricidir. Yani meslek olarak haricidir. O kişi iyi niyetli olabilir. Yani kişiyi yargılamayın. Böyle bir usul takip etmek hariciliktir. Yalnız ayet ve hadis nakledilince o nakilli niçin yaptığın, hangi bağlamda yaptığın ve bu nakli yapma maksadın ile o bağlama bu ayeti ya da hadisi yerleştirmedeki senin oynadığın rolü nakledenin oynadığı rolü itiraf etmen lazım. Bu benim görüşüm diye. Bu ayetten ben böyle anlıyorum diye. Yoksa ayet aslında böyledir demek bir, hem yalandır hem hainliktir. Hem de çok çok büyük bir iddiadır. İlmi ilahiyi kapsadım manasına gelir. Maalesef İnsanların cahilliklerinden dolayı ayet ve hadis nakilleriyle insanları büyüleyen müstebitler, onları kendi yorumlarına tabi kıldıkları halde ayete ve hadise, şimdiki yaygın tabiriyle sünnete ve hadise tabi olmaya davet ettiklerini iddia ederler. Bunun arkasında büyük bir gurur var. Ne yapacağız? İnsanların bizzat kendilerinin kavrayabilecekleri şekilde ve ayetin hadisin arkasına sığınarak şahsi otoriteni onlara empoze etmeyecek şekilde ikna edici delillerle insanları en azından kendi kapasitelerinde ayet ve hadisin hak söylediklerini kavramalarına yardımcı olacaksın. Kendi kapasitelerinde. Ha,
Böyle bir ayet var ve gerçekten bu ayet ne denir insan? Aklıma yattı yahu. Aklıma yattı. Bu ayet doğru söylüyor ve bana güzel de rehber oluyor. Dedirtecek bir eğitim sistemi gerekir. Ezberci, nakilci, literalist yorumcu, yorumda denmez onlar, yorum yaparlar ama yorum yaptıklarını söylemezler. Literalist nakilciler insanların aklını ikna etmek yerine çok tehlikeli bir yol olan dini otorite karşısında zafiyetlerinden istifade ederek onları kendi görüşüne tabi kılmaktır. Bu çok tehlikeli bir yoldur. Çok büyük sorumlulukları içeren bir yoldur. Bunun en güzel örneğini biz Said Kürdi'nin kitabını okuyoruz şu anda. Ve Said Kürdi'nin kitabını, yazdığı kitabı Said Nursi'nin gözüyle yorumluyoruz. Onun için Said Nursi'nin yeni sahip dönemindeki yazdığı eserlere dayanmak suretiyle eski sahipte olabilir. Her bir anlaşmazlık çıktığı dönemde iki taraf, komiktir bu ki İslam tarihinde de Kur'an için ve hadis için hep böyle ola gelmiştir. İki taraf Risale-i Nur'dan nakil yaparak birbirlerini tenkis ederler ve kendilerinin haklılıklarını iddia ederler. Her ikisi de Risale'den nakil yapmak suretiyle Risale-i Nur'u kendilerine kalkan paravan yapıp aslında kendi yorumlarını savunurlar. Efendim kimseye Risale'den veya Kur'an'dan hadisten nakil yapmayacak mıyız? Risale'den ve da tefsirlerden ya da Kur'an'dan ya da hadisten nakil yaparken amacımız o tefsirde tefsirini yaptığımız veya kullandığımız malzemenin hak olduğuna dair insanların aklını ikna edecek, kendinin haklılığı değil. Bu hak bir sözdür. Yoksa kendi bağlamına getirip de benim takındığım tavır hak mıdır çünkü ayet böyle söylüyor değil. Bu Risale-i Nur'un geneline vakıf olan kişilerin farkında oldukları bir durumdur. Risale-i Nur hiçbir zaman benim söylediğim haklı dedirtmek için açıklama yapmaz. Dikkat edin okurken bir ayetin çok nadir de olsa hadisin fakat genellikle ayet üzerinde Risale-i Nur konsantre olur. Nedeni de şu, hadislerin nakli hususundaki insanlardaki tereddüt, haklı olan tereddüt, hadis kaynaklarının kullanımının ve değerlendirilmesinin insanlar tarafından pek faydalı sonuç vermediğini özellikle bu devirde görüyoruz. Çünkü bu devrin ana prensibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın terbiyesine girmek değil, bilakis la diniliğin, dinsizlik akımının etkisinde kalıp imanın temellerini reddetme tehlikesiyle baş başa olan bir nesildir. Burada ne yapılacak? Temel prensipler tesis edilecek. Onun için Risale-i Nur, Kur'an'ın temel itikadi prensiplerini insanlara takdim etmek suretiyle Kur'an'ın hakkaniyetini savunacak şekilde akli deliller teklif eder insanlara. Kur'an'ın hakkaniyetini savunacak şekilde akli deliller teklif eder. Genel davranış dünyada nedir? Kur'an'ın hakkaniyeti insanların peşin inançları kullanılarak istismar edilir. Allah böyle söylüyor, sen kim oluyorsun kardeşim der.
Adam ikna olmadan o, tabii ya Allah'ın karşısında ben ne diyebilirim ki der. Kafasında bir türlü yatmaz. Sonunda dinsiz olur ya da dine karşı lakayt olur. Risale-i Nur kendini savunmaz, Kur'an'ı savunur açıklamalarında. Bizim örneğimiz nedir? Bizim kullandığımız veya uygulama yaptığımız örnek, şimdiye kadarki konuşmalarımız, kendini savunan bir kimsenin ayet ve hadisi kendisine paravana yapmasıdır, kalkan yapmasıdır. Arkasına saklanır ayetin arkasına, kendi yorumunu gizler, ayet böyle söylüyor, onun için ben haklıyım der. Ayetin hakkaniyetini muhatabına anlatmaz. Bu usul farkı dikkat etmeyen bir kimse Risale-i Nur'un kıymetini de bilmez. Sonra gider bir hocanın, bir şeyhin yaptığı nakillerle ya da menkıbe rivayetleriyle amma da güzel bir hocaya çok güzelmiş der. Risale-i Nur'u bırakır o şeyhe tabi olur gider. Farkına varmaz çünkü. Usul farklılığının farkına varmaz. Bizim derdimiz de senin benim derdim de şu olmalıdır. Kur'an hak söylüyor. Yoksa mesela örnek. Efendim ben kraliyet sistemine karşıyım. Gerçekten şahsen kesinlikle kralları bilmem. Onların herkesin kendine göre imtihanı var. Ama kraliyet sistemi İslam'ın anlaşılmasında en büyük engel olmuştur. Ne dinsizlik akımı falan değil, krallık sistemi. Yani istibdat. Ama istibdat yalnızca yönetimde değil ya, özellikle Nursi'nin de Kürdi'nin de bu anlamda vurguladığı gibi, Said-i Kürdi'nin de vurguladığı gibi medrese sisteminde, eğitim sisteminde, ulema beyninde istibdat hakim olmuş. Bu istibdat yüzünden İslamiyet perdelendi. Hiç bilinmedi değil de genel halk tarafından bir türlü anlaşılmaz, muamma bir şeyler olarak kaldı. Bilmiyorlar, inkar da edemiyor, elinde delili yok ama aklına ikna olmuş değiller. Bu genel tavır. Risale-i Nur bunun tam zıttı. Başka yok mu? Var efendim, olmaz olur mu? Ama bizim imkanlarımız dahilinde, elimizin altında böyle bir meslek var. Ne yapar? Kur'an'ın getirdiği haberin hak olduğunu, Kur'an'ı tasdik ettirmek için akli deliller ileriye sürer. Şimdi akılcılık değildir bu, rasyonalizm diyorlar. Bu akılcılık değildir, aklı kullanmaktır. Akılcılık ile aklı kullanmak arasında taban tabana zıtlık var. Akılcılıkta hakikati akıl kendi bulur. Vahye ihtiyacı yok, peygambere, Allah'ın falan inancına ihtiyaç yok. İnsan kendi kendine yeterlidir demenin yansımasıdır akılcılık. Aklı kullanmak ise yaratıcıyı daha iyi tanımak için, insani duygularına yaratıcıyı daha iyi tanıtmak için, yine yaratıcının bir alet olarak verdiği bu güzel vesileyi değerlendirmek demektir, kullanmak demektir. Onun için aklen ikna olunmamış bir ayetle peygamber ya da din takipçiliği taklitten ibarettir. Taklitten ibaret olmak zorundadır. Bilmediğim bir şeymiş bu, ben bilmiyorum, madem öyle söylüyorlar deyip uydum karabalığa diye gidiyorsunuz. Bu insan bir başka toplumda olsaydı o toplumun dinine tabi olarak gidecekti. Yani kafir değil, beni ilgilendirmez ama bu usul yanlıştır. Bu usul insanı terbiye etmez. Onun için burada büyük adam hakka istinad ile aklı istimal edip dedi. Çok önemli bir kur. Aklı kullanmak, aklı kaynak yapmak değil, kullanmak suretiyle. Burada muhabbete geçmeden önce bayağı yazılan çizilenler var. Böyle beş tane kişi, beş kişi yazmış.
diye görüyorum. O kadar. Şimdi açacağım orayı, bakacağız tek tek inşallah arkadaşların kanaatlerini. Mutlaka dinleyeceğiz. İnşallah dinleyeceğiz efendim. Alaaddin diyor ki, yani biraz önce demiş galiba. Önce, çok da önce değil. 11 dakika önce demiş. 11 dakika önceki konuya göre düşünelim. Öyleyse muhatap kitlenin aklının aktif edilmeden muhabbet sağlanmaz. Şimdi muhabbet aklın tatmininden sonra gelecek olan duygu katkısıdır, boyutudur. Bunu konuşmadık ama muhabbeti konuşurken bu söylediğiniz yardımcı olacak. Dediğiniz doğru. Aklın aktif edilmeden muhabbet olmaz. Yani ben akla ikna olmadığım bir konuda insanlar arası ilişkilerde, ideolojilerde veya fikir alanında muhabbet sağlayamam. Ne yaparım? Eziklik hissederim. Mesela bir adam ayet ve hadislerle geldi karşıma. Bir şey söyleyemiyorum. Anlayamıyorum da yani gerçekten bunlar ne demektir diye. Bu adam bilgiliymiş diye arkasına tabi olduğum zaman ona muhabbet ettim demek değildir. Onun mukallidi oldum demektir. Onun için o mukallidi olduğum şeyhten, hocadan duyduğumu muhakeme etmeden taklit ederim. Git bu adamı öldür dese gider öldürürüm. İşte Mutezile dedi. Haricilik budur. Hazreti Ali'yi öldürürken o öldürmeye gelen adamın dediği bu. Yaptığı şey bu. Öldürmek lazım denildi kendisine. Benim liderim bunu öldür dedi. Gider öldürürüm. Aklanik ne oldu mu bilmiyor. Haberi bile yok. Düşünmemiş bile. Kendini doğrudan doğruya ayete hadise tabi olduğunu zannederek Hazreti Ali gibi bir sahabeyi hançerleyebiliyor. Mantığı yok. Bu devirde de bunun çok örneği var. Ama çok insanlar hani gidip birisini öldürmezler ama ne yaparlar? Kendilerinin imana açılan kapılarını öldürürler, kapatırlar. Ya mukallidane yaşar gider, aslında dünyevi bir hayat yaşar, adına da dindarlığını da bırakmaz yanında. Ama aslında dünyevi hayatından rahat sağlamak için çalışır bu dünyada. Evet, muhabbet demek ki akıl ikna olmadan olmuyormuş. Teşekkür ederim Alaaddin. Ahmet Ali, günümüzde maalesef dini tebliğde ve dini anlamada kendi anlayışını ayet ve hadisi kullanarak hem de tam bir asimetrik bir yaklaşımla, yani zıt bir yaklaşımla, maksadının aksiyle ayet ve hadisi kendine kalkan yapıyor. Evet, Allah razı olsun, konu anlaşılmış demektir. O kişiyi eleştirmek, hadis ve ayeti eleştirmekle suçlanıyorsunuz, yani anlamına getiriliyor. Halbuki ayet ve hadisin benim insaniyetimi ikna edecek bir yaklaşımla bana sunulmalı ki ben onaylayayım. Burada beni ikna edecek bir yaklaşımı Nursi açık bir şekilde gerek muhakematta, gerek münazaratta aklı istimal etmek olarak kullanıyor. Yani beni neyle ikna edecek? Aklı istimal ederek. Ama efendim işte başka eserlerinde avam-ı naz kaynaktaki mana itibariyle naklediyorum. Kaynaktaki kutsiyete binaen itimat eder diye. O ayrı bir konu. Kaynaktaki kutsiyete binaen amelini uygulamaya geçirir. Yani şer'i hükümleri uygulamaya koyar. Yani siz deseniz ki şu fakire 10 lira verin deseniz, insanlar bunu pek değere almazlar, avam-ı naz. Ama deseniz ki Resulullah aleyhissalatü vesselam
şu kadar şöyle bir ortamda 10 lira verilmesi gerektiğini söyledi deseniz dikkate alır. Ne hadisi bilse bilmesi önemli değildir o. Kaynak mukaddestir. Bu amellerle ilgili bir konudur. İmanla ilgili bir konu değil. Bunu çok Risale-i Nur okuyanlar sünnattaki bu meseleyi çok karıştırdık biz. İmanla ilgili meselelere uygulamaya kalktık. Amelle ilgili, şeriatın tatbikatıyla ilgili meseleler değil. İnsanlara şer'i hükümlerin, fıkhi hükümlerin uygulanmasında araç olacak bir usuldür bu. Mesela bana deseniz ki ya benim kanaatime göre sen güneş doğmadan önce kalkıp da namaz kılsan iyi olur desen derim ya bu Ahmet'in kanaati. Ama bana deseniz ki şöyle bir ayet var, kesin güneş doğmadan önce kalkıp namaz kılman lazım deseniz, isterseniz ben ehli tahkik bir mümin olayım, isterseniz ben mukallit bir mümin olayım, o namazın güneş doğmadan önce kılınması gerektiği noktasında ayet var diye ikna olurum. Ha, kaynaktaki, menbaadaki kutsiyet insanları ittisala sevk eder, uymaya sevk eder. Ama neye? Fıkhi konulara, pratik ve imandan sonraki gelen konulara. Eğer bir kimse de o kutsiyet, mekhazdaki kutsiyete itimat yoksa sizin uygulamanız hiçbir şey ifade etmez. Yani şöyle, kardeşim sen ne diyorsun? Kur'an Allah'a imanı emrediyor dedin diye hiç kimse inanmaz. Çünkü Allah'a inanmıyorsa Kur'an'a hiç inanmaz zaten. Onun için Kur'an mekhazi sizin için kutsi değildir. Bu maalesef özellikle gerek Risale-i Nur okurken, gerek imani meselelerin muhakemesi yapılırken, anlaşılması için çalışma yapılırken özellikle dikkat ediyoruz. Ne yapılıyor, ne tür bir usul takip ediliyor diye mekhazdaki kutsiyet taklit ediliyor ve adına da işte avamı mekhazdaki kutsiyet ittisale sevk eder diye fetva veriyoruz. Ne saçmalık bir şey. Ne muhakemesizlik. İmani meselelerde mekhazın kutsiyetinden bahsedilemez. İnanmış olan bir insanın uygulamasını düzenlemek için mekhazın kutsiyetini kullanabilirsiniz. Zaten oradaki misalde Kur'an ile İbn Hacer içindi. İbn Hacer itikadi meselelerde laf eden birisi değil. Fıkhi konularda hüküm veren birisi. Yani kötü mü yapıyor? Hayır, iyi yapıyor da şimdi iman ile ilgili bir meselede böyle bir referans kesinlikle hem geçerli olmaz hem de çok yanlış bir referanstır. Yeri değil çünkü. Onun için Risale-i Nur'un genelinde, Yeni Said'in eserlerinin genelinde mekhazdaki kutsiyet kullanılmak suretiyle insanlar imana davet edildiğine dair bir cümle gösteremezsiniz. O işte kaç bin sayfalık eserde. Tutup da böyle bir mesleğin, Risale-i Nur mesleğinin bu cümleye dayandırılarak taklide sevk edilmesi, aklın ikna edilmesinin adına felsefe yapma, cerbeze yapma kardeşim denilmesi cehaletten kaynaklanır diyebilirim. Hani art niyeti olmasa bile bilgisizlikten kaynaklanır. Yine aklı kullanmamış olmaktan kaynaklanır. Hem Risale okuyor hem kültürel dine tabi olmaktan kaynaklanır. Bu da önemli bir konu idi. Böylece paylaşmış olduk. Efendim bir daha okuyalım şimdi. Evet.
Alaaddin yazıyor, o da üçüncü arkadaşın. Ağzından ayet hadis düşürmeyeni, ağzındaki ayet vadesi haşa medresede hocanın elindeki sopaya benziyor. Güzel bir teşbih, sevdim bunu. Yani istibdat aleti olarak kullanıyor maşallah. Ondan sonra diyor ki, Risale'nin tarzına aklilik diyebilir miyiz? Hayır. Şimdi Alaaddin, neden? Terimlere dikkat edin. Aklilik rasyonalizmdir. Aklı istimal etmek tamamen farklı bir yoldur. Aklı ikna etme metodu diye dersiniz. Aklilik bir terimdir. Ama siz bunu iyi niyetle, canım aklın tatmin olması manasında kullandım diyebilirsiniz. O zaman kelimenizi açık kullanın. Dedik ya, bu devrin en büyük, en sinsi silahından, dinsizliğin elindeki silahından en birincisi, tekrar hatırlayalım, en birincisi teknik terimlerin arkasına sığınmak. Matematiksel işlemlerde kullanılan yaklaşımların, approximationların arkasına sığınmak. Orada zaten kainat o kadar büyük ki, büyük ki kainatın yaşını ya da bilmem galaksilerdeki gelen ışınların renklerinin farklılıklarından, özelliklerinin farklılıklarından dolayı yaşlı galaksiler, genç galaksiler arasındaki farklılıkları kullanmak suretiyle kainatın varlık yaşını belirlemeye çalışanların o matematikten, ben matematiği falan bildiğimden değil ama bu kadarcığını duymuşum, hesaplarında çok ince meseleleri, konuları, yani bu ihmal edilebilir bir farklılıktır diye düz hesabın içine sokuveriyorsunuz. Sonunda istediğiniz sonucu alıyorsunuz. Bunu yalnız ben izah edemiyorum. Örnekleriyle bir saat anlatmak lazım. Uzmanları tarafından ben anlatamam da, matematikten falan anlamam ben. Yalnız bu ihmal edilebilirlik ve approximation yapmak dedikleri, yaklaşım yapmak dedikleri, hani 0.0000001 oranında bir farklılık var. Yani bu çok küçük bir şey, ihmal ediverelim diyorsunuz. Böylece yuvarlak bir rakam kullanıveriyorsunuz. Halbuki kainatın ancak milyarlarla ifade edilebilen hesaplarında o küçücük sapma en sonunda büyük, kilometrelerce büyük bir farklılığın ortaya çıkmasına neden olabilir. Kullanılıp, yani kendi sonucunu çıkartmak için yakıştırma yapılır. Yaparlar, herkes yapar mı, yapmaz mı bilmem. Yani kaçınılmaz olarak matematikte bunların kullanılması lazım. Onun için insanlar teknik terimlerin, matematiksel hesapların arkasına dayanmak suretiyle bir gerçeği ifade ettiklerini söylerler. Biz de böyle bir, yani teknik terimler, hesaplar falan arkasına sığınmadan Hakk'a dayanmayı kendimize prensip edineceğiz. Hakk'ın hak olduğunu insanlara, muhataplara takdim edebilmek için de aklı istimal edip tasdik ettireceğiz. Dikkat edin. Akıl onayladığı zaman nakli tasdik eder. Nakilden gelen haberin hak olduğunu kabul edebildiği zaman nakli, ha bu işte doğru bir sözdür der. Burada incelikler var. İlahiyatla, itikatla ilgili konulardaki farklılaşmaların kaynaklarına indiğinizde bunlar çok önemli konulardır. Neden değişik görüşler çıkıyor? De bugün haricilikten bahsettik. Yani hariciliği bir tutup da ilim, bilgiçlik falan diye, hariciliği duymayan yoktur.
haricilikten bahsettik ama pratikte, bugünkü dünyada hakim olan eğitim türü, halkı eğiten gerek medreseler, gerek genel olarak ulemalar, eğitim türü harici eğitimin yansımalarını gösteriyorlar. Nedir o? Ayeti ve hadisi kendi istediği alana yerleştirip o alanda ayetin ve hadisin arkasına saklanıp ayet ve hadisi müdafaa ettiğini göstermek. Yani itikadi meselelerin izahında kardeşim ahirete inanmak zorundasın. Kur'an'da açıkça ahirete imandan bahsediyor. İşte bak ayet diye karşısına çıkıyor ve halkı eğittiğini zannediyor. Komik bir durum ama maalesef bütün medrese eğitim şöyle şöyle yapacaksın. Çünkü böyle bir hadis var. Bu hadisi yorumlayan kim? Hangi şartlarda yorumladın? Bunlar yok. Onun için fıkıh itikadi bir temele dayanmadan gelişti. İtikadi bir temele dayanmadan gelişen fıkıh itikadi esasların üstünü örttü, kapattı. Onu peşinen kabul edilen bir noktada da üzerinde konuşulması tabu olan bir mesele haline geldi. Resulullah böyle soru sordurtmazdı diye. Resulullah tevhide açık muhatapların anlamayacağı konulardaki sorulara sen şöyle tevil edeceksin, ben böyle tevil edeceğim demeye gelen konularda halkın önünde yapılan sorgulamalara şimdi ben hangi düzeyde bunu anlatacağım size? İçinizde İmam Ali var, Ebu Bekir Ömer var ve yeni Müslüman olmuş dirisi var. Hangi düzeyde size bunu izah edeceğim? Bu konuyu herkes kendi kapasitesinde ne anlayabilirse orada kalsın. Kendinizi geliştirdikçe anlarsınız. Onun için genelde mesela konuşulur. Ahlaklı insan ol. Kur'an'ın genel tabirleridir bunlar. Ameli salihte bulun. Ameli salih için namaz kıl, oruç tut der. Namaz kıl, zekat ver der genellikle. Namaz kıl, zekat ver der. Neyi bunlar dediğinde cevap yok. Geneldir. Çünkü muhatap çok değişiktir ve her bir muhatap kendi kapasitesince onun içeriğini anlama çalışması yapmakla mükelleftir. Kimse birinci sınıftayken ikinci, üçüncü sınıfın, son sınıfın kitabını anlamaz. Ama bu o kişi hiçbir zaman son sınıf kitabı anlayamayacak demek değildir. Ya 5 yıllık, 4 yıllık, 6 yıllık çalışmadan sonra son sınıf kitabını anlar duruma gelir. Ama son sınıf kitabındaki açıklamayı birinci sınıf öğrencisine anlattığınızda olmaz. O zaman der ki size muhatabınız, hayır böyle soruları toplumun içinde soramazsın. Toplumda birinci sınıf öğrencisi de var, son sınıf öğrencisi de var. Bunların cevabı olmaz. Böyle bir toplumda, böyle bir ortamda. Bunların yine hadis ve ayetlerin nasıl okunması lazım geldiği noktadaki usulü belirlemeden hadis ve ayet okumasına girip yorum yapmaya kalkmak cinayettir. Hatta o usulü önceden belirtmeden ben şu usule göre ayet ve hadisi okuyorum demeden ayet ve hadisi nakil yapmak İstibdadın başlangıcıdır. İyi dikkat etmeniz lazım. Mesela Nursi diyor ki biz şimdi şu ayetin ışığı altında bu ayetin belagatının rehberliği altında bu ayetin hak olduğunu senin aklına göstermek için açıklama yapacağım der. İnsanı ikna edeceğim. Onun için ne yapar? Pratikte sen bir insansın, gözün var, kulağın var, aklın var. Bakıyorsun
işte meşhur Nursi'nin kullandığı ifadeleridir. Bakıyoruz, görüyoruz ki, bakın en ince iman meselesinin açıklanmasında kainat şahitliğiyle insanın doğrudan doğruya zahiri duygularıyla, araçlarıyla, göz, kulak gibi, burun gibi araçlarla muhatabiyetinden başlar açıklamaya. Neden? İnsan pratikte görüyorum der ya, bu bir neyse, neye bakıyorsa bu bir ottur veya bu bir insandır, bu bir kedidir der. Kedi olarak görüyorum der. Şimdi bak bu kediye kardeşim ve düşün bakalım der. İnsaniyetini kullan. Demez ki kediye baktın, bakmana falan gerek yok. Ayet böyle diyor. Böyle Risale'de ben böyle bir şey görmedim. Dikkat etmek lazım. Ama o kadar deliller getirdikten sonra Risale'de şimdi aklıma geliyor. İnsanlar onları da istismar, yani farkına varsın varmasın kullanıyorlar. İyi niyetle kötü niyetle bilemem insanların niyetini. Ama dikkat etmek lazım. 10 tane, 20 tane bir ispat zinciri takip ettikten sonra Risale-i Nur'da işte bak gör ki Kur'an bu konuda ne diyor der. Dikkat edin 20. basamakta. Ve Kur'an ne demektir ya? Şimdi elimizde fiziki olarak mushaf diye bir şey var. Burada da bir takım cümleler var. Bakalım onun cümleleri bu konuda ne gibi şahitlik yapıyor der. 20. aşamada onları gündeme getirir. Kur'an'ı ve Resulullah'ı. Mesela tarihi nakillerden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam isimli bir zat ben Allah'ın görevlendirdiği Resulüm demiş. Bu vaka şimdi kimse bunu, kafirler bile, dinsizler bile böyle birisi yok demez. Var da yani takdir eder etmez ayrı konu. Şimdi bu kişinin varlığı senin için ne ifade ediyor de delil olarak kullanır. Yoksa yine paravana kalkan yapmaz. Dikkat etmek lazım. Bunlara usul olarak çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ahmet Ali'nin yazdığını okuyorum. Avam olmanın meşru görüleceği yer fıkhi ve ameli meselelerde olabilir. Söz konusu imani bir mesele ise o konuda herkes kendi kapasitesinde havas olmak zorundadır. Yani imani meselelerin doğru Ahmet bana göre de haklı bir cümle. İmani meselelerin tafsilinde detaylı bir şekilde anlaşılma çalışması yapılmasındaki hüküm farz-ı ayındır. Peki fıkhi meselelerde bir kişi bilse yeter. Biz dini içini dışına çıkarttık. Pratiği konuşuyorum. Dikkat etmemiz için konu. Birilerini itham etmek benim görevim değil, senin de görevin değil. Dünyada hakim olan meslek gidin itikadi meseleleri çalışacağınız ciddi bir eğitim kurumu bulamazsınız. Ya fıkhi meseleleri çalışırsanız dünya yığınla dolu. Yığınla dolu. Her yerde. Herkes fıkhı öğretiyor. İslam'ı öğretiyorum diye. Halbuki bu farz-ı kifayedir. Ama fıkhi bilgiye sahip olmak insana, dikkat edin konumuza geldik, o toplum içinde otorite sağlıyor. Bilgi benim. Yani ben bunu doktora benzetiyorum. Her doktor zanneder ki herkes bana muhtaç diye. Ve ondan sonra kendi genellikle söylüyorum. İçimizde doktor varsa alınmasın da genellikle doktorların genel kültür sıfıra yakındır. Çünkü herkesin bana muhtaç olduğu bir insanım ben. Şimdi ben kimden ne öğrenme ihtiyacım var havasına girerler. Ve kendi alanlarında ihtisas sahibi oldukları için hastalar onlara gelir. Hastalar da onların ne dediklerini aynen yaparlar.
Niye? Bilmez ki başka bir alternatif. Ben de hasta olduğum zaman doktora gittim de doktor bana hangi ilacı al derse gidip o ilacı körü körüne alıp kullanıyorum. İşte bu fıkıh meselelerde de bir o fıkıhçının öyle söyleyelim, fıkıh mesleğinde takip eden insanın takındığı tavır doktorun tavrına benziyor. İtikadi konularda hiçbir ihtiyacı olduğunu düşünmüyor. Ayet ve hadislerin hükümlerini sana naklediyor. Neye? İşte sen de ne kadar sadakat, taklitten dayanan, tahkikten kaynaklanan her neyse bir sadakat varsa o sadakati kullanıyor, istismar ediyor. Risale-i Nur'da dikkat edin böyle bir meslek kesinlikle görülmez. Yani neden efendim siz deli gibi Risale-i Nur okuyorsunuz da başka kitap okumuyorsunuz, cahil cühela kalıyorsunuz derler. Ama onlar öyle der. Eğer ben Risale-i Nur'u gerçekten farkına vararak, kullanarak buradaki tabiriyle aklımı kullanarak okuyacak olursam nerede olduğumu bilirim. Ne gibi bir eğitime tabi tutulduğumu bilirim. Onların lafı da bana hiçbir şey ifade etmez. Ama ben aklımı kullanarak Risale okumuyorsam o zaman Risale-i Nur'a saldıranların saldırıları beni etkiler. Niye? Çünkü kendimin Risale-i Nur ile olan ilişkisi pamuk bağıylaydı. Ne olduğunu bilmeden işte tutturup gidiyordum. Birisi Risale-i Nur'da ecced kullanmış deyiverdiğinde ayetler Risale-i Nur'da ayetler Risale-i Nur'a işaret ediyor diye yorumlamış bu sapık adam dediğinde benim Risale-i Nur'la olan bağım kopuyor. Problem o kişinin söylediklerinin doğru ya da yanlış olmasını çözümlemekte değildir. Problem bu kişinin Risale-i Nur'a muhatap oluşundaki problemi çözmektedir. Yoksa ben bu adama cevap veririm, işte yoksa Nusi bunu şu şartlarda yazmıştı falan diye olsun. Ama yazmış adam, işte bu Yahudi geleneğidir, Kabala geleneğidir, ebcedçilik oradan kalma, hurufilik oradan kalma bir usuldür. Said Nursi hurufidir der. Dedikleri zaman aa bu sapıkmış derim. Onu da bilmem ne olduğunu. Risale-i Nur'dan sorum. Ne bilmem ki ben Risale-i Nur'un usulü neydi diye. Onun için Risale-i Nur'un hangi meslekte gittiğini bilmeden Risale-i Nur okumak bizi iman eğitimine tabi kılmaz. Kur'an'ı da bilmeden Kur'an okumak öyle söylemek ya Kur'an'a tabi olduğunu söylemek onu ikna olmuş bir şekilde evet bu hak söylüyor diye ikna olmuş, aklen ikna olmuş bir şekilde Kur'an'a yaklaşmayan bir kimsenin Kur'an'dan faydalanması mümkün değildir. Ne yapar? Kültür, ansiklopedik bilgi elde eder. Yani Kur'an'da böyle söylüyor der. Eğer birazcık da Arapçadan 3-5 damla mürekkep yaladıysa hava atar. Akrabalarıyla bu veya çevresindeki insan 3-5 kişiyle, 3-5 kişiyle konuşurken ayet hadis naklederek yani ben de bu işlerden anlarım havasını atar. Ne fayda sağlar onu bilemiyorum. Ama fayda sağlayacağını zannetmiyorum. İman tafsir ister, tahkik ister, aklın iknaını zorunlu kılar. Akıl da hazmedilmeyen bir mesele kalbe inmez. Risale-i Nur'da da bu bir prensiptir. Akılda tasdik görmemiş bir mesele kalpte tasdik görmez. İnmez ki. İnsan mıyız biz? Onun için Kur'an hep fenzur der. Bak der, bak. Bak. Yani zahiri duygularına muhatap ol, ondan sonra içeriye al, hissiyatınla yoğur onu. İnsanın ruhuna takılmış olan kabiliyetler onu hemen tanıyacak ve hazmedeceklerdir. Ama sen esbab dairesindesin.
Yani ruh Allah'a evet dedi diye ruhun kalubela dediğimiz alemde esbab dairesindeki terbiye söz konusu değil. Ruhun böyle bir kabiliyeti var demek. Şimdi bu esbab dairesinde bu ruhun kabiliyetini kullan demektir. Bu da tarihte ulema beyninde çok kavgaya neden olmuş rü'yetullah meselesi. Bir yönden çok karmaşık gibi görünürken diğer yönden çok basit bir meseledir. Esbab dairesinde kullanılacak aletlerin donatımını, donanımını bildirir. O kadar. Hangi kabiliyetlerle donanan bir ruha sahipsin? Kullan onları demektir. Yoksa taklitle kalu bela dediler diye ben Allah ne diyorsa hepsini kabul ettim demek değildir. Ama yani bazı insanlar iyi niyetlerle ifade etmesini bilmeden kullanırlarsa insanlar itham etmeyin. Kendin için kullan bunları. Çok basit bir meseledir. Kalu bela meselesi. Ben rü'yetullah mı dedim? O ayrı bir konu. Karıştırdım. Onu dediysem şimdi öyle dediğim gibi hatırlamaya başladım da. Bu kalu bela meselesi. Elestü bir rabbikum. Ona işte tasavvufta çok üzerinde durulan bir konu. Bezmi elest. Ama bezmi elest esbab dairesinde değildi be kardeşim. Ne karıştırıyorsun daireleri? Kabiliyet, ruhun istidadını, kapasitesini sana tanıtıyor bezmiyeles. Bezmiyeles esbab dairesinde aynen kullandığın zaman aptal olursun. Mümin falan olmazsın. Mukallit olursun. Maalesef bir istismar edilen bir konu haline geldi. Bezmeyeles, bezmeyeles diye. Ama bunu kullanan kimselerin hepsine istismarcı damgası vurmayın. İyi niyetli var, cehaletinden böyle yapan var, dikkatini çekmemiş olmasından yapan var. Ben ona 20. asrın şartlarında şöyle derim. Risale-i Nur'un terbiyesinden geçmemiş olmanın sonucu. Ama terbiyeden geçmek, risale okuması demedim. Bak herkes okur, herkes her şeyi okur. Terbiyeden geçmek lazım, dikkatli bir şekilde risale-i Nur mesleğini kavramak lazım. Uzat Ahmet Ali Alaaddin'in yazdığı var. Nursa ayet hadisi kullanmaz. Aksine maddi alemi ve insaniyetimizi kullanarak ayetin hadisin hak olduğunu bize ikna etmeye çalışır. Evet yani doğru söylüyorsunuz. Bunu konuşuyoruz. Ama ayet hadisi kullanmaz derken Risale-i Nur'da ayet hadisi yok demek değildi. Değil mi onu kastetmedi? Yani davasına alet etmez. Yani aklı ikna etmeye alet etmez. Demez ki sana bak kardeşim ayet bunu söylüyor. Onun için inanman lazım şeklinde kullanmaz. Alaaddin'in bunu kastettiğini anlıyorum. Yoksa Risale-i Nur ayet hadis doludur. Neden? Ayet hadis dolu değil de doğruyu söylemek lazım. Neredeyse yok diyebilirsin. Ayet doludur. Neden? Çünkü ayetlerin hakkaniyetini muhatabına tasdik ettirmek için yine o ayetin belagatından faydalanarak konuyu takdim eden, açıklayan bir tefsirdir. Onun için Said Nursi'nin zahirde söylediği sözler var. Risale-i Nur, Kur'an'ın bir nurudur, bir tereşşuhatıdır dediği zaman biz zannederiz ki ya mucizevi bir özelliği var falan diye. Ya meslek belirliyor bu zat sana. Diyor ki Kur'an'ın inceliklerinden faydalanarak ben sana o inceliğin rehberliği altında o ayetin hak olduğunu anlatacak, aklını ikna edecek açıklama yapacağım. İşte buna tefsir denir. Yoksa tarihi nakil yapmak tefsir değildir, Kur'an'ı pisletmektir. Kur'an'ı tarih içine gömmektir. Kur'an'a bana göre, ve benim şahsi kanaatim, Kur'an'a hakarettir.
Risale-i Nur'da hiçbir böyle bir tarih nakli görmeyiz. Risale-i Nur bunun çok farkındadır. Evet. Alaaddin'in yazdığı, son yazdığı kültürdeki nakilcilik ve mekazdaki kaynağı istimad Risale camiasında üstad hatıraları ve abi sözlerine devam ediyorum. Hani. Neyse artık konunun bu yönüne girmeyelim. Biz burada herhangi bir cemaat değil, meslek konuşuyoruz. Konuşmamak lazım. Nakilcilik yapmamak lazım diyeceğiz. Risale-i Nur'dan da naklederek diye bir meseleyi Risale-i Nur böyle söylüyorsa bu doğrudur tarzında konuşmayacağız demek. Birileri pratikte böyle yapıyormuş. Artık biz prensibi belirledikten sonra o yapılanın yanlış olduğunu anladıktan sonra konuşmak çok kolaylaşıyor. Ya da meseleyi anlamak kolaylaşıyor. Efendim yanlış mı yaptım? Nereden nereye gidiyoruz? Bakayım bir. Evet. Elimde printout yapılmış kağıtlar var da sayfalarını karıştırıyorum. Evet. Muhabbeti artık konuşmuş olduk. Aklı ikna ettikten sonra insan sever. Ama bunu hani bir çiçeği sevmekle karıştırmayın. Çiçeği dinsiz de sever. Dindar da sever. Bunun iman eğitiminde yeri yok. Evet, insanın fıtratında çiçeği sevmek var. Ama ben bu fıtri özelliği nasıl kullanacağım? İstibdada girmeden hakka dayanarak insanların aklını ikna edersem aklını ikna ettiğim konuda insanlar hissiyatıyla tasdikçi olurlar ve teşvikçi olurlar, desteklerler, takviye ederler hisleriyle. Ama bir hakikat aklı ikna etmek suretiyle takdim edilmiş olması lazım. Ondan sonra adam ikna olunca sever. Sevdiği noktada şevke gelir. Ama aklı ikna olmayan kimsenin sevmesi beklenmez. Bunu biraz konuştuk. Alaaddin'in yazdıklarına göre. Evet. Demek ki prensip olarak hadisteki söylenildiği şekliyle bir insan, ben bu halkın, belli bir grup insanın, bir ailenin olabilir, 3-5 arkadaşın olabilir, önderliğini yapıp onları bir yere ulaştırmak istiyorsam, öğretmenlik yapmak istiyorsam, onların hizmetçisi olacağım. Onlara tahakküm eden amir pozisyonunda olmayacağım. Sorularını onların ikna olabilecekleri düzeyde, onların kapasitesinde sorularına cevap vermek üzere kendimi hazırlayacağım. İşte ona seyyidül kavmi hademuhum denir diye anlıyoruz. Evet, meşrutiyeti gözle görmek istiyorsanız işte şu aynaya bakınız. Yani bu ayna nedir? Yukarıdaki yapılan tanımdadır. Eğer meşrutiyet nedir derseniz, dedik ya Nur Said-i Kürdi muhatap olduğu aşiretlerin veya o devrin insanlarının avam kısmının eğitiminde rehberlik yapmak üzere yazdığı bu kitabında bir müstebit liderleri tarif etti. Bir de hakka dayanan liderleri tarif etti. Meşrutiyet tanım gereği pratikteki durumda değil. Nursi pratikteki duruma diyor ki burada her türlü yanlışlıklar olabilir. İnsanların zafiyetlerine bak dayanır bu. Ama meşrutiyetin kendisine bak sen. Nedir bu meşrutiyet dediğinde işte meşrutiyet hakka dayanan bir liderin liderlik yaptığı hangi konuda alanda olursa olsun liderlik yaptığı insan grubuna hizmet etmesi,
onların ile onları akılları vasıtasıyla hak ile tanıştırması ve dolayısıyla sonuç olarak da hakkı sevdirmesine meşrutiyet denir. Biz ona hürriyet deriz. İşte insan hür olarak inanır o zaman. Ama bunlar eğitim ister. Eğitimsiz olmaz. Böyle bir gün bir saat, haftada bir saat duydum diye o hürriyeti yaşamanın zevki biraz zor alınır. Burada biz usul konuşuyoruz, o kadar. Peki efendim, benden bu kadar. Yeni yazılan yok, zaman da doldu. Arkadaşların sabrını istismar etmeden konuyu ben bugünlük kapatıyor. Gelecek hafta yine soru ve cevap diye başlayan kısımdan devam edelim. İnşallah. Tabi kasti olarak söylüyoruz. İnşaallahu. Eğer Allah öyle irade ederse, biz bilmiyoruz ne irade edip etmediğini, çünkü kainatın yaratılışında bize geleceği bilme, irade-i ilahi, yani yaratıcının gelecekte nasıl bir düzen kuracağını bilme imkanını vermemiş, yalnızca eskilerde tahmin ediyoruz ki gelecek hafta görüşelim diye. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bi hurmeti sirri suratil Fatiha.